Hoppala, bu nasıl bir büyücüymüş lan böyle? Biz böyle bilmezdik büyücüleri. Evet, bu ilk sahnelerden biriydi. Sürekli dizi, hem çocuk kitleyi hem de yetişkinleri tavlamış harika bir çizgi dizi. Türkiye televizyonunda yayınlanması bir lütuf. Çocukluğunuzun bir kısmını bu çizgi diziyi izleyerek geçirdiğiniz için minnet duymalısınız. Biz arada duyuyoruz. Yetişkinleri de tavlamasının nedenine gelecek olursak, tahmin edilebileceği gibi yetişkin şakaları. Spin with me. Oh, Mordecai. Çizgi dizilerde ya da animasyon filmlerinde yetişkinlere göz kırpan birçok sahne vardır. Ve bu durum mutluyuz ki Regular Show'da da mevcut. It's time for you to go away. It's time for you to go to your room. Yeah, Skips. It's time for Gerçi şahsen ben bunu izlediğim sırada bir çocuk sayılırdım ama şu an bir yetişkin olsam bile hala açar arada izlerim. Bu videoda Regular Show'daki sadece yetişkinlerin anlayabileceği ince şakaları listeliyoruz. 5. Benson'a cinsel saldırı. Mordecai kadınların peşinden koşacağını düşünerek dandik bir vücut spreyi alır, ancak sıktığında bir grup unicorn gelir. Anlaşılan kadınlardan çok tek boynuzlu erkek atları etkiliyor. Dişi olsa belki Mordecai için okeydi ama bunlar bildiğiniz terli terli dolaşan adamlara benziyorlar. Aralarındaki bağ kuvvetlendikten bir müddet sonra parkta bir parti verilir. Bu partide işler başta eğlenceli dursa da sonradan tek boynuzlu atlar fazla absürt davranmaya başlar. Öyle ki Rigby'nin suratına bile osururlar. Atlardan biri Benson'ı bağlayıp kapıya asıp dolaba kilitlemiş. Rigby geldiğinde de dolabı açıp Benson'ın şekerleriyle oynuyorlar. Aslında buna şaka demek ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu sahnenin sadece yetişkinlerin anlayabileceği seviyede sunulduğunu söylemeden edemeyiz. Check this out. What's the matter, Rigbone? You'd like that? Benson'ın mahrem alanı bayağı bir tehdit edilmişe benziyor. Neyse ki bölümün sonunda Benson'a ya da bizimkilerin dostluğuna bir şey olmadı. Sadece ufak bir gerginlik. 4. Pelvic ölüm vuruşu. Unutulmaz Ölüm Yumrukları bölümünde hatırlarsanız Rigby'yi daha yakından tanımıştık. Aşırı hırslı ve kindar bir dost. Neyse ki Mordecai buna pek takılmıyor. Mordecai'ya güçlü yumruk atabileceğini kanıtlamak adına kendisini eğitmek için elinden geleni yapar. Harbiden ha, varını yoğunu ortaya koyuyor. Sonunda başarıyor tabi. Hatta yeri delecek seviyede. Başarıya giden yolda bir kitap kullanmıştı. Bu kitabı çalmadan önce oradaki usta ona sayfaları tanıtıyordu kabaca. Burada gözüken kitapta Pelvic Ölüm Vuruşu adındaki bir kısma denk geldik. Oh, there's the leg lifts of death. That's a good beginner's move. Or the pelvic thrust of death. Bilmeyenler için pelvik ya da pelvis, kalça kısmındaki leğen kemiğinin adıdır. Aşağı kısım yani. Görselden de apaçık belli oluyor. Burada sanki cinsel bir ima var gibi değil mi? Şiddeti alt tarafa taşımışlar. Bunu hem bu dövüş hamlesinin ismi hem de sayfadaki görsel niteliyor. 3. Akşamdan kalma. Bir eğlence organizasyonu için bizim ikiliye verilen görev sandalye dizmekti. Tabii ki başlarını derde sokmadan başaramadılar. Kasadan ve çak beşlik hayalete düşen görevse palyaçoyu parka getirmek. Adamın evine gidip kapıyı çaldıklarında çok garip bir sahneyle karşılaşmıştık. Kapıyı bir parti atı açıyor ve kapıyı açar açmaz kapı önü bira tenekeleriyle doluyor. Akşam bayağı içilmiş anlaşılan. Sonra mayık bir şekilde palyaço bizim ikiliyle konuşmaya başlar. Akşamdan kalma olduğu gayet bariz. Birçok izleyicinin dedik lerine bakılırsa, ki biz de katılıyoruz buna, bu at palyaçonun hayat kadını gibi bir şey. Yeah, how's it the jar? Oh, it's bright. Evet, değişik bir bakış açısı. İnternette bizim gibi düşünen yüzlerce izleyici var. Biraz önce bahsettiklerimiz gibi çıkarımı destekleyen bir görsel yok. Kas adamın yüz ifadesini saymazsak. O yüzden çocukken izleyenlerin neredeyse hiçbiri anlamamış olmalı. 2. Benson internette takılıyor.
Sadece yetişkinlerin anlayabileceği bu şaka, konudan tamamen bağımsız. Benson için sandviç almaya giden Mordecai ve Rigby'nin başına garip şeyler gelir ve kendilerini astronot olarak tanıtırlar. Yalanlarını sürdürebilmek için yalanı söylerlerdi, söylerler. En son artık yalanlarını sürdüremeyecekleri bir noktada oradan kovulurlar. Benson'a çuvalladıklarını haber vermek için odaya girmeden birkaç saniye önce Benson'ı internette takılırken görürüz. Ve o da ne? Benson sakız makinelerine bakıyor. Bizim ikili odaya girer girmez de ekranı kapatıyor. Anlaşılan görmemizi istemediği bir şeyler var. Where have you been? I've been waiting all day. Kendi türünden bir şeyin resimlerine bakıyor olması ve ekranı hızlıca kapatıyor olması her şeyi gözler önüne seriyor. Aslında yetişkin olmasanız bile anlamış olmalısınız. En ilgi çekici maddeye geçmeden önce çok da düşünülerek yazılmamış, yüzeysel ancak gayet keyifli birkaç an hakkında konuşacağız. İlki Rigby'nin vücudundan ayrılması ardından gelişen olaylarla bağlantılı. Rigby vücudundan ayrıldığında başka biri vücuduna girer ve bölüm boyunca Rigby vücudunu geri almak için mücadele eder. Bölümün sonlarına doğru savaşını kazanmak üzereyken kendi vücuduna giren kişinin ruhu fırlar ve bir kaydırağın içine girer. O ne lan öyle? Tam bu sırada yağlı, tombik bir çocuk üzerinden kayar. Bu sahneyi gerçekten de kaydırağın gözünden sunmak zorunda mıydınız? Oh man, my mouth was open. Onun dışında Skips'e doğum günü partisi ayarlamaya çalıştıkları harika bir bölüm vardı. Türkiye televizyonda da sık sık karşımıza çıkan bir bölümdü. Bu bölümdeki 5 saniyelik bir kısım var ki Türkiye televizyonundan kaldırılmış. Benson ve diğer ekip üyeleri Mordecai ve Rigby'nin Skips'le birlikte geri dönmesini beklerken saatin neredeyse 8 olduğundan bahsederler ve ışıkları kapatırlar. Ardından bir fermuar sesi çıkar ve kasadam "Skips beni çıplak gördüğünde oldukça şaşıracak" der. Ve Benson da bu partinin öyle bir parti olmadığını söyler. Wow, Skips is gonna be so surprised when he comes in and sees us totally naked. It's not that kind of party, muscle man. Kasadam, ne yapıyorsun abicim? Sakin ol. Türkiye televizyonunda da şu şekilde yayınlanmış. Gördün mü? Daha değil. Işıkları söndür. Saat neredeyse 8. Adamım neredeyse 8 oldu. Onu bulamayacağız. Hadi bu kırpılış muhtemelen gerekliydi. Ancak bölümün en komik anının çöpe atılması da isteyeceğimiz türden bir şey değil. Bir diğer ilginç yetişkin şakasına geçelim. Regular Show'un en değişik bölümlerinden Do Me A Solid, kabaca Rigby'nin Mordecai'nin randevusunu mahvetmeye çalıştığı bir bölüm. Çifte randevuya çıkmaya karar verir bizim manyaklar. Oğlum kafayı mı yedin Mordecai? Rigby ile çifte randevuya mı çıkılır? Bölüm boyunca birçok aktivite yapılır ve Rigby'nin Mordecai'nin sınırlarını zorlaması bizlere sunulur. En sonunda artık işler karıştığında Mordecai'yi izleyici önüne öyle bir sunarlar ki, oğlum tam bro moment lan bu, dedi. Burada sadece Rigby'nin isteği söz konusu değildir. Hayat memat meselesi de var. Ev yıkılıyor oğlum, şaka falan değil. Rigby, Mordecai'ya bu şeyi yapmazsa öleceklerini söyler. Ve Mordecai hayal kırıklığıyla karşı tarafa geçer. Herifin suratına bakın, hüzün akıyor. Ardından kalanlar böyle garip bir tepki verir. Burada Mordecai'nin tam olarak ne yaptığı bilinmese de birçok tahmin mevcut. Bunların her biri birbirinden iğrenç. Ve Reddit'e baktığımızda en kabul görülen görüş Mordecai'nin herkesin önünde yere sıçmış olması. Gerçekten çılgın bir an. Ve işlerin böylesine bir hal alması üzücü. Rigby'nin eline de malzeme oldu bu. Get ready. Here it comes in 5, 4, 3, 2, Hong Kong. Baş belası unicornların olduğu bölümde bariz yetişkin mizahı olan bir an daha yaşanmıştı. Unicorn oldukları için elbette mühim değil. Ama bir insan olsalardı yer yerinden oynardı. Hangi sahneden mi bahsediyoruz? Başlarda Mordecai'la sık sık dalga geçtikleri kısımda bir içecek vermişlerdi. Güya kızı tavlamasına yardımcı olacakmış. Ancak bu unicornların pisliğiymiş. Aman ne hoş. Sick. What was that? It's definitely not unicorn slump. Edepsiz bir şaka olduğu bariz. Ancak regular show'u regular show yapan özelliklerden biri de böylesine çılgın esprileri değil mi ha? Tüm bu şakalar harika olsa da birinci sıraya koyduğumuz biraz farklı bir boyut. Doğrudan kara mizah. Artık listemizin birinci sırasına geçebiliriz. 1. Pantolonu indirmek.
Bu seferki sınırları biraz daha zorluyor. Sürekli dizinin unutulmaz kötü adamlarından kahve çekirdeğinin neden ortaya çıktığını falan unutmadınız herhalde. Her şey konser içindi. Para kazanmak için de çok çalışmak gerekir. Enerjiyi de kafeinden elde ettiler. Konser tanıtımı televizyondan yapılmıştı. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta hoş bile sayılır. Ancak kurulan cümleler cidden garip ve yetişkinlere "Ne oluyor lan? Değişikmiş." dedirten türden. Grup üyelerinin hapisten yeni çıktığından bahsettiği gibi, daha da garibi 11-15 yaş arasındakilerin pantolonunu indirmeye geldiler gibi bir cümle kuruyor. Elbette doğrudan bir pantolon indirme olduğunu sanmıyoruz. Görünüşe göre olmadı da. Ama yetişkinlerin anlayacağı türden bir metafor. Regular Show'da yüzlerce yetişkin şakası var. Bu saydıklarımızdan kaçını daha önce fark etmiştiniz? Eğer bu videoya yeterince ilgi gösterirseniz belki diğer şakalar hakkında da içerik yaparız. O zamana dek önünüzdekilerle idare edin. Onlar da gerçekten keyifli videolardı. Şimdilik görüşmek üzere.